Evet. Başımız sağ olsun. Annesisiniz. Ayşe Hanım değil mi? Ayşe Hanım, tabii ki zor günler bunlar ama kısaca duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özlem. Özlem. Sırat özlem. Özlem. Gençlik. Evet. Peki olay nasıl oldu? Siz orada mıydı, buradan mı gitti? Biz buradayız. Kısaca, oradaydı çünkü zaten. Biz basın olarak tabii ki şehidimize şimdi sahip çıkıyoruz da acaba yani merak ederler, biliyorsun çok şehidimiz oldu, Allah rahmet eylesin, ama işte pazarımızdan buradan mı gitti, orada yok, mıydı? Bir kısaca zaten. Bir olay. Otel, evet, kısaca. Oradan gelirken sevaları duymuş. Ben görmedim de ablasının anlattığı. Ha. Ablasına demiş ki, biz dışarı çıkacağız, sen geleceksin mi dedi, dedi. Evet. Ben gelemem, çocuk yatıyor dedim, dedi. Torun var ya bir tane, evet. Onu getirsen bakar mısın dedi, dedi. Ben dedim de acaba gitmezdi belki çocuğu şey yapmasın. Kimse gelmezse ben gideceğim dedi, dedi. Hı. Ondan sonra çocuğu ablasına götürmüşler. Onun eşi, büyük damat, görümcesi vardı. Burada almayan var mı? Gelin, eşi. Hı. Bunlar taksiyle kızına nereye kadar gitmişlerse, kalabalık ya. Evet. Oraya gitmişler. Takside inmiş. Evet. Daha da görememişler. İşte ablası çağırdım, gel gel dedim, dedi. Beşik açıkala en son aradım dedi, daha ulaşamadım, şarjı bitti sanırım dedi. Evet. Artık çalışır oteli, artık nasıl olmuşsa cebinde bir numara varmış. Ondan sonra işte amcasının oğluna ulaşmış, haber öyle yoklarım. Biz zaten buradaydık babasıyla. Siz buradaydınız babası. Yer olarak nerede Ceyhan etti bir takım? Söyledikleri göre birkaç bölge genel oldu. Genel kurmayın onun bir yerde inmiş. Ha, genel kurmayın orada. Ve adamın bir eşime söylemiş ki son zamana kadar vardı dedi. Son, tanktan birisi çıkmış hani, o mikroplerden birisi. Evet. Tuhur etmiş. Evet. Şunları öldürün demiş, taktan vurmuşum işte, en son demiş, doğru yalan tabii. Evet. Bunda şey, azim falan kan geliyor diyor demiş adam, evet, babasına. Hastaneye götürüldü ama sağ mı gitsin, ölüm mü gitti bilmiyoruz dedi. Evet. Peki, tekrar işte. Başımız sağ olsun. Yani çok başımız sağ olsun. Devlete yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Temennimiz o yönde, dualarımız o yönde bizim. İnşallah Allah razı olsun. Allah bu şekilde şehit olanlardan da Allah razı olsun diyoruz. Yani inşallah bizlere de nasip eder. Yani önemli olan o. Çünkü bizim dini inancımıza göre hepimiz öleceğiz. Ama şehit olmak, öbür tarafta daha yüce makamlar var. Önemli olan o. En güzeli o. Biz de dua ediyoruz bu minvalde. Siz de bizlere dua edin. Herkese, devlete, memlekete dua edin. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, meydandan başlayan yürüyüş şu anda meydana doğru geliyor. Gördüğünüz gibi bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü. İşte pazar halkı da saat 11'de şehitlikteydi. Şehitlikte gereken yapıldı. Kur'anlar okundu. Daha sonra şehitlikten aşağı inildi. Saat 11'de yine Merkez Camii'de namazın ardından bir Mevlüt'te ordu okundu. Camiden çıkan gördüğünüz gibi halk, evet, tekrar camiye doğru yürüyüş yapıyor. Pazar Genç Radyo'dasın. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi bir küçük komandomuz temsilen tankın önünde durmuş ve tanka dur diyor. Mekan Bey, belediye başkanımız, yeni savcımız, sivil toplum örgütleri, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, yardımcıları, kamu kurum kuruluşları buradalar şu anda. Kaymakamımızla beraber, savcımızla beraber şu anda gördüğünüz gibi. Savcıya bilgiler aktarıyor. Bazen benim akraba diye kandırıyorlar bizi. Protokol şu anda devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimleri üzerinden 3 yıl geçti. Demokrasi ve milli iradeye yönelik hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz Gazi Meclisi'ne siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır.
Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürememiş. Sonraki süreçte Türkiye Büyük Meclisi'ni devlet içi bırakan bir OHA rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasaya ortaya çıkarmaya dönük esası bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı, demokratik, laik, sosyal hukuk devlet esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanet derken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz.